dördüncü fasikülümüzün ilk video dersinde cebirsel ifade tanımı ve cebirsel ifadelerde değer vermeyi öğreneceğiz. İçinde harf bulunduran ifadelere cebirsel ifadeler denir. Örneğin 2x artı 5 içinde harf var x var. 3x eksi y yine aynı şekilde içinde harf var. x kare artı 3x ifadeleri birer cebirsel ifadedir. Örneğimizde Aşağıda sözel olarak verilen ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazalım. Bir sayının 3 fazlası dediğimizde sayı bilmediğimiz için sayıya x gibi, y gibi ya da a gibi, b gibi harfler verebiliriz. Bir sayının a olsun sayımız 3 fazlası o zaman artı 3 yazıyoruz şu şekilde. Ve diğerine geçiyorum. Bir sayının 7 eksi Sayı bilmiyorum. Bu sefer de sayımız b olsun. O zaman 7 eksi b eksi 7 olacaktır. Bir sayının 5 katı sayı bilmiyorum. c olsun sayımız. 5 katı c çarpı 5 olacaktır. E, bu tür sorularda bu tür ifadelerde katları başa yazarız. c çarpı 5 demek yerine 5c şeklinde gösterebiliriz bunu. Ve diğer ifadeye geçiyorum. Bir sayının 2 katının 8 eksi sayı d diyelim. 2 katı 2d olacak. Ve 8 eksi eksi 8 olmuş olacak. Diğerine geçiyorum. Bir sayının sayımız e olsun. 8 eksiğinin eksi 8 2 katı. Bize sayının 2 katı dememiş. Bu sorularda 2e diyemeyiz. 8 eksiğinin 2 katı demiş. O yüzden bu 8 eksiğini bir parantez için alıyorum. Burası öncelikli. Daha sonra 2 katını alıyorum. Katlar başa yazılıyordu. O yüzden şöyle katı başa yazalım. 2 çarpı e eksi 8 olsun. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sayının çeyreği. Sayı bilmiyorum. F olsun. F bölü. Çeyrek dediğimiz zaman 4'e bölüyorduk. Yarım dediğimiz zaman 2'ye bölüyorduk. Bu şekilde F bölü 4 diye yazabiliriz. Ve bir sayının küpü. Sayı x diyelim. Küp 3. kuvvette o zaman x küp olacak. Ve bir sonraki ifadeye geçelim. Bir sayının karesinin 5 katı. Sayıya y diyelim. Karesi y'nin karesi olacak. 5 katı dediğimizde katları başa yazıyorduk. 5y kare. 5 çarpı y kare demekle 5y kare demek aynı şeylerdir. Arada bir şey yoksa çarpı anlamına gelir. Ve bir sonraki ifadeye geçelim. Bir sayının 3 katının karesi sayı t diyelim. 3 katı 3 t olsun. Ve karesi dediğimiz zaman bunu parantez içine alacağız. Ve karesi diyeceğiz şu şekilde. Ve son ifademiz bir sayının sayımız x olsun. 2 eksiğinin x eksi 2 diyoruz. 4 katının kata çıkıyorsak bunu bir parantez içine alalım. Bu bir bütündü. Katları da başa yazıyorduk. 4 katının şu şekilde yazıyorum. 20 fazlasının artı 20 yarısı. Yarısı dediğine göre bunu böyle komplece 2'ye böleceğim. Ve böylece sözel olarak verilen ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazmış olduk. İkinci örneğimizde bir bakkaldaki 40 kilogram pirincin bir kısmı satıldıktan sonra geriye kalan pirinç miktarını cebirsel olarak yazmamız istenmiş. Biz bu bakkaldaki Satılan pirinç miktarını bilmiyoruz ve satılan pirinç miktarına P dersek toplam pirinç miktarından satılan pirinç miktarını çıkardığımızda geriye kalan pirinç miktarını bulabiliriz. O zaman bu ifadeye uygun cebirsel gösterim 40 P biçiminde. Şimdi ben size bir soru sorayım. Örneğin, cüzdanımızda 100 TL paramız olsun. Şuraya da yazalım. 100 TL paramız olsun. Bununla 5 tane kalem alalım ve geriye kalan para miktarını cebirsel olarak sorayım size. 5 kalem aldık. Geriye kalan para miktarı. Evet. Bu e, dinlenme süresince siz çözümü buluyorsunuz. Fasikülünüze not alabilirsiniz. Ve birlikte yapalım. Şimdi biz kalemlerin fiyatını bilmiyoruz. O zaman kalemlerin fiyatına K diyelim. 5 tane kalem alıyorsak o zaman o da 5k olacak ve toplamda biz kalemler için 5k kadar para ödemiş olacağız. Cüzdanımızda 100 lira paramız vardı. 100'den de 5k'yı çıkarırsak böylece cüzdanımızda kalan para miktarını bulmuş oluruz. Cebirsel ifadelerde değer vermeyle devam edelim. Cebirsel ifadelerin değeri bulunurken cebirsel ifadede bulunan harflerin yerine verilen sayı değerleri yazılır. Örneğin a eşittir eksi 5 için 7a artı 8 cebirsel ifadesinin değerini bulalım. O zaman a gördüğümüz yere eksi 5 yazacağız. Şu şekilde 7 çarpı a gördüğüm yere eksi 5 yazıyorum artı 8. Öncelik çarpma işleminindir. 7 kere 5 35 işaretiyle yazıyoruz eksi 35 artı 8. İşaretlerimiz farklı olduğuna göre büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak büyüğün işaretini yani eksi yazıyorum. Sonucumuz eksi 27'dir. Diğer örneklerimize geçelim. Dördüncü örneğimizde a eşittir 12 olduğuna göre a kare eksi 6a işleminin sonucunu bulmamız istenmiş. a'nın karesi eksi 6a. O halde a gördüğüm yere 12 yazacağım. Yani burası artı 12'nin karesi oldu. Eksi 6 çarpı a ifadesine de 6 çarpı 12 yazacağım. 12'nin karesini alırsak 144. 6 ile 12'yi çarparsak 72. Ve 144'ten de 72'yi çıkarırsak 72 yapar. Dördüncü sorumuzun cevabı 72. Şimdi beşinci sorumuza geçelim. x eşittir 4 ve y eşittir eksi 2 olmak üzere x'in karesi eksi x çarpı y işleminin sonucunu bulalım. x'in karesi x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 2 oldu burası. Şu şekilde x yerine 4 y yerine eksi 2 yazdım. 4'ün karesi 16. Şöyle başına eşittirimizi de koyalım. Eksi ile eksi çarptık artı. 4 ile 2 çarptık 8. 16 ile de 8'i toplarsak bu işlemin sonucunu 24 olarak bulmuş oluruz. 6. örneğimizi inceleyerek ödevinizi verelim. Sayfanın sonuna geldik. A ve B tam sayıları için bir modelleme verilmiş. A yerine 4, B yerine eksi 2 yazarak bu modellemeyi oluşturmamız istenmiş. Modelde bir daire var. Daire 3 eş parçaya bölünmüş. Şu şekilde 3 parça. Buraya A sayısı yazılmış. A sayısının değeri 4. Buraya B sayısı yazılmış. B'nin değeri eksi 2. Buraya ise A'nın karesi artı B'nin küpü sayısının değeri yazılmış. O zaman biz A gördüğümüz yere 4 yazalım. 4'ün karesi. Artı B gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Ve bu işlemin sonucunu bulalım. 4'ün karesi 16 yapar. Artı eksi 2'nin 3. kuvveti. Hemen şu köşede hesaplayalım. Eksi 2'nin 3. kuvvetini bulurken Eksi 2'yi 3 kez yan yana yazarak çarpıyorduk. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam artı 4. Elimdeki artı 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8 yapar. Yerine yazıyorum. Ve sırada parantezleri açmak var. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Farklı işaretlerin çarpımı eksi yapıyordu. Ve 16'dan 8'i çıkarırsam 8 yapar. Demek ki buraya yazılması gereken de 8'miş elde etmemiz gereken model de bu şekildeymiş. Buradaki ikinci sayfanın sonuna geldik. Üçüncü sayfa ödeviniz. Ödevinizi tamamlıyorsunuz ve videomuzda konu anlatımımıza devam ediyoruz. Ama öncelikle tabii ödevde yapamadıklarınızı mutlaka dinliyorsunuz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.